Evet arkadaşlar, bu videomuzda Distinct ile Group By komutlarının özellikleri ve farklarını anlamaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi SQL'de veri işlemenin temel komutlarından biri de select komutudur. Bunun genel ifadesi ekranda da gördüğünüz gibi select from, where, group by, order by ve limit şeklindedir. Bu sıra önemlidir arkadaşlar çalışma mantığı açısından. Biz bu videoda group by ile select'in yanına yazılan distinct komutlarının farkını anlamaya çalışacağız. Temel olarak distinct komutu select'in yanına yazılır. Örnek select distinct adı from özlük şeklinde. Group by ise where komutundan sonra yazılır. Eğer where komutu yoksa from'dan sonra yazılır. Özelliğine gelelim arkadaşlar. Gruptan yanına ne yazıldıysa select'in yanına da aynı ifadeyi yazmalıyız ya da yazmayabiliriz de. Şu örnekte adının ilk harfine göre gruplama yapmışız ve onun sayısını öğrenmişiz. Adının ilk harfine göre gruplama yapıp sadece sayısını da öğrenebiliriz. Ama hatalı bir ifade. Gruptan yanında soyadı olmamasına rağmen select'in yanına soyadı yazmamız hatalı bir ifade olacaktır. Distinct komutu belirtilen alana göre benzer kayıtlardan birer tanesini getirir. Komutumuz select distinct adı from özlük olsun. Bunun sonucunda Ahmetlerden bir tanesi, 3 Ahmet'imiz var. 3 Ahmet'ten ekrana sadece biri görüntülenecek. Ali'lerden 2 tane olduğunu varsayalım. 2 Ali'den sadece benzer olduğu için bir tanesi ekrana listelenecek. Ayşe'lerden bir tane olduğu için doğal olarak kendisi ekrana listelenecek. Yine aynı şekilde Bekir'de bir tane olduğu için ekrana listelenecek. Distinct komutunun yaptığı iş bu arkadaşlar. Group by'a geçtiğimiz zaman ise grupların yanına yazdığımız alan adına göre yine distinge benzer şekilde 3 tane Ahmet'ten bir tane Ahmet kümesi oluşturacak. Kümenin adı Ahmet olacak. Ali'lerden yine bir küme oluşturacak. 2 tane Ali olduğunu ve Ali kümesi Ayşe ve Bekir'den de yine birer tane olacak. Bu kullanımıyla aslında distinct'ten farkı yok görüntüleme açısından. Ama distinct'te alamadığımız bilgileri group by'la alabileceğiz. Distinct komutunda elde edilen sadece benzerlerden birer tanesini göstermek, group by'da ise elde edilen durum Ahmetlerden bir küme, Ayşelerden bir küme, Alilerden bir küme oluşturup bu kümelerdeki eleman sayılarını da alabilecek. Yine özetleyelim. Distinct adı from özlük yazdığımızda her birinden birer tanesi görüntülenmekle birlikte group by adı yazdığımızda yine her birinden birer tane görüntülenecek. Bu iki kullanım arasında fark yok. Farklı kullanım açısından da şu vardır. Eğer her bir gruptaki eleman sayısını öğrenmek istiyorsak bunu ancak group by ile yapabiliriz. Komutu verelim. Select count distinct adı dediğimizde bize kaç farklı grup olduğunu gösterecek. 4 tane. Ama group by adı yazdığımızda her bir grubun içinde kaçar tane olduğunu hatırlarsanız Ahmet'ten 3 taneydi. Ali'den 2, Ayşe'den 1 ve Bekir'den 1 şeklinde gruptaki eleman sayısını da öğrenebileceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.